Osman ve merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Nereden mezunsunuz? Hangi bölüm mezunsunuz şu an? Nerede çalışıyorsunuz? Hangi departmanda ne iş yapıyorsunuz? Tabii ki. Osman Ülkebaş, Anadolu Üniversitesi Havacılık Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden mezun oldum. 2017 yılında Türk Hava Yolları Teknik'te çalışmaya başladım. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangarında görev yapıyorum. Mekaniki olaraktan çalışıyorum. Peki uçak gövde motor bakım bölümünün iş imkanı yüksek bir bölüm mü? Yani bu bölümü okuyan arkadaşlarımızın işe girme olasılıkları nelerdir? Tabii yani bizler de tercih edeceğimiz zaman sadece 3 tane üniversitede vardı ve bu bizi cezbetmişti. Çünkü az bulunan bir şey her zaman değerlidir ve günümüz şartlarına da baktığımız zaman lisanslı teknisyen sayısı doktor sayısından az. Ve bu da tabii ki değerli kılıyor. Aynı zamanda maaşına da etki yapıyor. Yüksek bir puanımız vardı ve bizler öğretmen lisesinden mezun olmamıza rağmen belli bir arkadaş grubu furya halinde bu bölümü tercih etmiştik. Yakın gelecekte de zaten önünün çok açık olduğunu görüyorum. Çünkü her bir havayolu şirketi bir uçak aldığı zaman teknisyen ihtiyacı doğacaktır. Peki söylediğiniz gibi doktor sayısından az dediniz. Doğal olarak puan da yüksek. Peki üniversite hayatında da bu bize bir zorlukla karşılaşır mıyız bu tarz durumlarda? Zor bir bölüm müdür yani? Üniversite bölümü olaraktan bize birçok tekniksel anlamda bilgi zaten yükleniyor. Çünkü uçaklar çok komplike ve mühendislik harikası olan bir sistem olduğu için bunları zaten öğretiyorlar. Tabii bununla birlikte pilotların da aslında hakim olmuş olduğu kokpitteki birçok sistem, gösterge, bunların eğitimleri de veriliyor. Hava trafikten yüzeysel bir bilgi yine aynı şekilde. İşletmeyle alakalı, operasyonla alakalı yine aynı şekilde bir bilgi. Çünkü ister istemez birbiriyle entegreli havaalanı veya uçak birçok havacılıkla alakalı sistemle entegreli olduğu için bilgiyi yüklemesi doğrudur. Ama bilgiye aç bir insansanız ve yeni şeyler öğrenmek sizi mutlu ediyorsa eğer doğru bölüm tercihi olacaktır. Teşekkür ederiz. Peki aslında sorunun cevabını herkesin evet diyeceği bir soru soracağım ama detayını merak ediyoruz. Riskli bir iş mi uçak teknisyenliği? Almış olduğunuz sorumluluk tabii ki çok fazla. Sonuçta şu anki güncel değerini hatırlamıyorum ama 100 milyonun üstünde bir uçaktan bahsediyorsunuz. 100 milyon euro veya dolardan fazla bir uçak bahsediyorsunuz ve bunun sorumluluğunu sizler alıyorsunuz. Ve bu uçak uçabilir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ben bunun iniş takımını değiştirdim, motorlarını değiştirdim, artık uçabilir, sorun yoktur diyorsunuz. Almış olduğunuz sorumluluk tabii ki güzel bir tatmin edici de bir duygu uyandırır insanda. Tabii ki bununla birlikte riskleri de beraberinde getirir. Ama verilen teknik eğitim altyapısı kaliteli. Bununla birlikte sizler zaten ciddi bir çalışma sonucunda bu bölüme geliyorsunuz. Ve sürekli eğitim havacılıkta her zaman devam eder. Bu riski en azı indirgemek zaten bizlerin elindedir. Ve hep en azı indirgenmiş şekilde de devam eder. Peki yaptığınız meslekle uçak teknisyenliğiyle uçak mühendisliği arasında ne gibi farklar var? Yani mühendisler ne iş yapar, teknisyenler ne iş yapar? Evet, genellikle bizlere mühendislik ağırlıklı da eğitimler verildiği için arkadaşlarımız hep uçak bakım mühendisi olmak gibi bazı düşünceleri var ve bu zaten yurt dışında da isimsel anlamda bu şekilde ama Türkiye şartlarındaki uçak mühendisleri daha çok hava aracı bakım veya herhangi bir üretim parçalarında TUSAŞ gibi bölümlerde çalışıyorlar. Üretim mekanizmasının olduğu kısımlarda. Bununla birlikte bakım sektöründe zaten uçak mühendisleri de yine yer alıyor. ARGE çalışmalarında var veya uçakların koordinatörü dediğimiz isimler oluyor. Bizler uçaktaki bakım işlemlerini yürütürken müşteriyle aramızdaki koordinasyon görevini görüyor ve bu işlerin takibini yapıyor. Birebir uçağa mühendis dokunmaz, herhangi bir parça değiştirmez veya bunun sorumluluğunu almaz. Bir parça değişebilir, arıza tespiti veya tüm bunların kararı teknisyendedir. Uçak gövde motor bakım bölümü kaç yıllık İngilizcesi vesairesi? Uçak gövde motor bakım bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Tabii ki üniversitelerin hazırlık bölümleri de var. Ben de 1 artı 4 yıl şeklinde 5 yıl olaraktan bu bölümü okudum. Bir sene İngilizce hazırlık okudunuz yani, doğru mu? Peki bölüm içerisindeki derslerin İngilizce ağırlığı nedir? Zaten havacılık dersleri hep İngilizcedir. Anadolu Üniversitesi'ndeki havacılıkla alakalı bölüm derslerimizin şu an itibariyle tamamen hatırlamıyorum ama %90'ı zaten İngilizceydi ve bizler sınavları da İngilizce oluyorduk ve İngilizce şekilde cevaplıyorduk. Sonuçta bölüm tanıtımlarında bahsediliyor. Bu bölümde İngilizce bilmek zorundasınız. Havacılığın ortak dili İngilizce. O yüzden cevabımız net.
Teşekkür ederiz. Peki mezun olduktan sonra hangi okul, hangi lisansları veriyor? Eskiden okuldan mezun olduğunuz zaman direkt lisans derecesinde bir B1 veya B2 mezun oluyordunuz. Ama bunu kapattılar. Artık bizler mezun olduğumuz zaman belli modül sınavlarını vermemiz ve belli bir tecrübe süresinde geçirmemiz gerekiyor. Ve bu süre içerisinde de zaten logbook doldurmamız gerekiyor. Yani ben bu işte çalıştım. Belli chapter'lar üstünde servicing yaptım uçağa, iniş takımlarını değiştirdim. 33 light'ta ben bunları yaptım, iniş takımlarını söktüm, taktım gibi 3 yıl içerisinde bunların tecrübesini yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz, sınavlarınızı veriyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi veriyorsunuz ve ardından bu bölümden mezunlar B1 lisansı alabiliyor ve artık sorumlu kişi oluyor. Zaten bununla birlikte de maaşları yükseliyor. Peki bu süreç zor mu? Yani bu gerek lisansları alma sürecinde ne tür zorluklar karşınıza çıkıyor? Tabii ki, yani şöyle düşünün, sizler bile babanız bir arabayı teslim edeceği zaman ilk başlarda çekinir veya teslim etmek istemez. Sizler de milyon dolarlık bir uçağı teslim edeceğiniz kişinin yeterli kapasite veya donanıma sahip olmasını istersiniz. Bu noktada zaten okul kazanmak için bir lise sürecinde çalışma durumunuz var. Güzel bir bölüm kazanıyorsunuz puanla. Bununla birlikte eğitim süreciniz sıkı, bilgi, teknik anlamda dolu. Mezun olduktan sonra modül sınavlarından 75 ve üstü almanız gerekiyor. Yine sizi bir sınav olaraktan zorluyor. Logbook dediğimiz şeyi doldurmak için belli bir çaba harcamanız gerekiyor. Sağ üstünde. Tabii bunlar yine yetmiyor. Sizler bu lisansınızı alsanız dahi şirketin belli uçak tiplerine uygun tip kurslarını sizi göndermesi gerekiyor. Örneğin filosunda 320 varsa 320'nin tip kursuna, 37 varsa tip kursuna ve bu tip kursları da çok yüksek fiyatlı kurslar. Ortalama 40 bin euro, 50 bin euroluk bir kurslar. Ve şirketler yatırım yapmak istediği isimlere bu kursları gönderir ve her zaman açılan kurslar değildir. Ve tabii ki bu tip kurslarında yer alacak ortalama 20-25 kişiden bir tanesi olmak için yine 2-3 yıl boyunca sürekli bir çaba göstermeniz lazım. Ve tip kursunu aldıktan sonra lisansına işletirsiniz ve artık örneğin Boeing 737'nin bakımını yapacak yetkili bir B1 teknisyen olursunuz. Bu süreçte her zaman kendinizi dinamik tutmanız gerekir. Bu süreçten sonrası da böyledir. Yani havacılığa gelecek her kişi bunu bilmesi lazım. Doğal olarak sorumluluğu yüksek bir meslek, doğru mu? Yani az önce riskten bahsettik. Riski yüksekse doğal olarak sorumluluğu da herhalde yüksektir diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Yani sorumluluk üzerinize bindiği zaman nasıl çalışıyorsunuz? Yani tabii ki sorumluluk aslında güzel bir duygu. Bu yüzden üniversite çağlarında sorumluluk almaya alışmak gerekiyor. Nasıl kendi başına eve çıkmak belli bir sorumluluğu getiriyorsa, ufak tefek belli organizasyonları yürütmek, belli şeylerin koordinesini yapmak gibi kendimizi sorumluluk anlamında yetiştirmek lazım. Ve işin sonundaki şey büyük bir değer olduğu için bir uçağın çıkış yetkisini, bir herhangi büyük bir malzemesinin değişimi olduğu noktasında sizi tatmin ediyor ve öğrenmiş olduğunuz o zorlu süreç sonunda bir mükafat elde etmek gibi bir şey oluyor. Sorumluluklara bu gözle bakarsak eğer yaptığımız işlerden daha güzel verim alabiliriz. Peki siz Türkiye'de çalışıyorsunuz, bir Türk firmasında çalışıyorsunuz. Yurt dışında çalışmayı düşünen arkadaşlar neler yapabilirler? Yani yurt dışında bu işler zor mu veya ne kadar mümkün? Tabii bizler şimdi bu modül sınavlarını farklı çeşitte verebilirsiniz. Biz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı lisans olaraktan veriyoruz. Sizler isterseniz EASA dediğimiz, yani Avrupa Otoritesi'ne sahip lisans grubunun sınavlarına da girip ona özel logbook'u doldurup EASA lisansına sahip bir B1 teknisyen de olabilirsiniz. Bu zaman size Avrupa'daki birçok şirkette çalışma kapıları açılacaktır. Bunun da avantajı bir anda portföyünüzün gelişmesi demektir. Ve istihdam alanları yurt dışında da çok fazla ve geçiş alanlarınız da doğacaktır. Bu yüzden arkadaşlarım EASA lisansını da alıp yurt dışına da açılmalarını, değerlendirmelerini isterim tabii, düşünebilirler. Peki biraz da çalışma ortamınızdan bahsedelim. Siz Türk İş Tekniği'nin hangarında çalışıyorsunuz. Yani kapılar açık olmadığı sürece kapalı bir ortamda çalışıyorsunuz. Aynı zamanda tabii hat bakım tarafında açıkta çalışan arkadaşlarımız da var. Çalışma ortamındaki rahatsız eden durumlar var mı sizi? Varsa neler? Şu anki çalışmış olduğum hangar 2016 yılında Avrupa'nın en modern hangarı seçilmiş Sabiha Gökçen'deki. Kendi elektriğini üreten çok ciddi altyapı sistemlerine sahip bir hangarımız var. Şunun çok güzelliğini yaşıyoruz. Kışın veya yazın belli sıcaklık sabit değerlerdeyiz ve biz bunu çok hissetmiyoruz. Ama bunun şu tarz bir dezavantajı oluyor. İnsan vücudu sürekli güneş ışığını görmediği zaman yeri geliyor. Özellikle kışın akşam saatlerinde gidip, yani
ışığı görmeden gidip çıkışımız tekrar akşama geliyor. Bu da ister istemez belli bir süre sonra insan psikolojisinde etki yaptığını düşünüyorum. Jet lag mı oluyorsunuz? Evet, bir benzeri. Bu yüzden arada bir kendini çıkıp dışarıya, kantine veya aprona çıkıp bir hava almak doğrudur. Tabii ki ses ve gürültülü ortamlar ister istemez var. Ama şirket buna ait gerekli araç gereçleri bizlere sunuyor. Kulaklıklarımızı kullanmazsanız 30 yıl sonra kulaklarınız duymamaya başlar. Sizler hidrolikle çalışırken gözlük takabilirsiniz. Şirket bunu tek kullanımlık bir sürü veriyor. Ciddi de buna bütçe ayırıyor. Ama siz kullanırken eğer hidroliği herhangi bir yanlış harekette gözünüze kaçarsa bunun problemleri oluşabilir. Aynı şekilde eldiven. Bu tamamen size bağlı ama insan sonuçta devasa yapıdaki mühendislik harikası uçaklar. Çok farklı çeşitli kimyasallar da kullanılıyor. Çalıştığınız şartlarda gerekli araç gereç koruyucu dokümanları kullanarak çalışmanız lazım. Ama maalesef bizim Türk insanı buna çok fazla dikkat etmiyor. Ama bizim el kitaplarımız vardır, EMM'lerimiz ve orada şunu söyler. İşi yapmadan önce eldivenini giy, gözlüğünü tak. En basitinden bizi zaten en baştan uyarır. Talimatlar neyse onu yerine getirdiğiniz sürece çok da sorun yaşamazsınız. Ortam demişken benim aklıma bir de şu geldi. İlk başladığınız zamanlarda sizin bir yakıt tankı tecrübeniz vardı. Uçağın sadece kabininde veya kokpitinde değil, bir yakıt tankının içine evet. girmiştiniz. Yani burası da aslında sizin evet. bir çalışma ortamınızdı. Tabii. Oradaki zorluklar nelerdi? Yani tabii ki şu anda da videoda çekiyor. Görmüş olduğunuz kanatlarında uçakların ciddi miktarda ortalama 7-8 tona yakın yakıt hazneleri vardır. Ve sizin gireceğiniz delikler küçük bir delikte giriyorsunuz ve oradaki bakım işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yani beyaz tulumlarımızı giyiyorduk, tam yüz maskelerimizi takıyorduk, tam bir astronot gibi her yerimizi bağlıyorduk. Yakıt kokusu girmesin veya hem koku hem de sıvı bazında ve gidip orada düzeltici işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Küçük dar alanlarda çalışma fobisi olan arkadaşlarımız olabiliyordu mesela. Tanklara girme noktasında onlar çalışamıyorlardı. Bu tarz ince detaylı, küçük ergonomik tasarım noktasında rahat olmayan noktalar var tabii ki. Teknisyenlik de şudur. Vücut, el, kol koordinasyonunuzun tamamen olması lazım. Yeri geldiğinde hiç görmediğiniz bir malzemeyi, yani görüş açınızın olmadığı bir malzemeyi hissederekten sökmeniz gerekebilir. Bu çok normaldir. Bunun da işte sorumluluk dedik ya, yaptıktan sonra vermiş olduğu haz bizleri tatmin ettiği için işlerimizi seviyoruz diyebiliriz. Peki Osman Bey, çok teşekkür ederiz samimi cevaplarınız için. Söylemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Bizler teşekkür ediyoruz. Umarım bu soru cevapta birçok arkadaşın aklındaki soru işaretini gidermiştir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.